Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler, ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu. اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ve o vakit İbrahim, ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, onlardan inkâr edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken, şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim. Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun.
onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona, kendini canı gönülden Hakk'a teslim et deyince, o derhal, âlemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bu dini, İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi, Yakup da böyle yaptı ve, evlatlarım dedi. Allah, sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak, İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Siz, Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak ona ibadet ederiz deyiniz. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ ف۪ي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكِ
اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona, benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır deyince, o, ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. Bunun üzerine İbrahim, işte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım der demez, kâfir dona kaldı. Zaten Allah, zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bir vakitte İbrahim, ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin? Demişti. Allah, ne o, yoksa buna inanmadın mı? Dedi. İbrahim, elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim, diye cevap verdi. Allah ona, 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki, Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semiyedir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. İnne evlennâsi bi İbrahim'e lellezîne ittebe'ûhu ve hâden nebiyyü vellezîne âmenû. وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah, müminlerin dostudur. قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya,
hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Sadakallah. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifen ve mâ kâne minel müşrikîn. Sen sadakallah. Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım. Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki o asla müşriklerden olmamıştır. Fihi ayatun bayyinatun maqamu İbrahim ve men dakhalahu kana amina ve lillahi alennasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sabila ve men kafara fe innallaha ganiyyun anil alamin. Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip, bu hakkı tanımayana, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstagnidir. مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Sizden, eşraftan olan hür mü'min kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mü'min cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz mü'minler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Âl-i İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik. اِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip, bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanında yakine, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. اَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları tanrı diye sevmem dedi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce İddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. فَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur, bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfâ ve mâ ene minel müşrikîn. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül âlemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim dedi. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ
قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve o her şeyi hakkıyla bilir. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim, çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış, körpe bir dana getirip ikram etti. فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik. قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. İbrahim'in hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَم۪يدٌ مَّج۪يدٌ. Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehl-i beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb. Vaktaki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbi innehunne adlalne kefiran minen nas femen tebi'ani feinnehu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında, ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz!
namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Elhamdülillahi'llezî vehebe lî alel-kibri İsmail ve İshâk. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ. Hamdolsun Allah'a ki hayli yaşlı olmama rağmen bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. Rabbi ec'alni mukimas salati ve min zurriyeti rabbena ve taqabbal du'a. Ya Rabbi, beni de neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. اذ قال لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Ya abati inni kad ca'ani minel ilmi ma lem ya'tika fettebi'ni ehdike siratan seviyya. Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Ya abati la ta'budish shaytana innash shaytana kana lirrahmani asiya. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan içindedir.
Ya abati inni akhafu en yemassaka adabun min ar-Rahman fetekuna lish-şeytani veliya. Babacığım, bu gidişle o Rahman'dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkârdır. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip Şam'a yerleşince biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. O vakit babasına ve halkına, nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller, dedi. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Yemin ederim ki, dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun, dediler. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذ۪ي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ. Yo, şaka ne demek, dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. فَتَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Ve içinden,
Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra, mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim, diye ekledi. فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Dönüp de olanları görünce, dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Haydin dediler. Getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ Söyle bakalım İbrahim dediler. Sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Bunun üzerine vicdanlarına dönüp, İçlerinden, asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet edip, bel bağlayan sizler, biz müşriklermişiz, dediler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَٰئِ يَنْطِقُونَ Fakat bunu dışa vurmayıp, sonra yine, önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e, bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin, dediler. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Onu Lut ile beraber kurtarıp,
bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. اِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil nasıl olurmuş benim inkârım cümle âlem görüp bildi. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din konusunda size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Nuh, Ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana. اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Biz de ona vahyedip bildirdik ki, nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip, tandır kaynayınca, her cinsten birer çift ile, haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan, aile halkını yanına al. Zalim ve kafirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince, de ki, bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz dedi.
قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler. Ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız... Gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? Entum ve abaukumul aqdamun. İbrahim dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ Odur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ Odur beni doyuran, odur beni içiren. اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Hastalandığımda, odur bana şifa veren. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ Odur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların... Ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ve İbrahim iz qala li kavmihi ibudullaha vettakuhu. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ İleyhi turcaun. Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz. وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. اَمَنَ لَهُ لُوطَ وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَ Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e, İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde, haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ
İnna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin. Elçilerimiz Lut'a gelince onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. İnne min şi'atihi le İbrahim. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. Câ'a rabbehu bi kalbin selim. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâzâ te'abudûn. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? İfken âliheten dûnallâhi turîdûn. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? أَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ. Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Derhal onun yanından uzaklaştılar. فَرَاغَ اِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? Dedi. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? Dedi. فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ. Hiddetini tutamayarak, iyice yaklaşıp, putlara kuvvetli bir darbe indirdi. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. O da, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır, dedi. Allahu halakakum ve ma te'melûn. O da, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır, dedi. قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. Sonunda, haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da, onu ateşin içine atın. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz, heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum.
O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi hebli minas-salihin. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Beşşernâhu bi'ulâmin halîm. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. Elemmâ belâğa ma'hu's-sa'ya kâle yâ bunayya innî erâ fil-menâmi ennî ezbahuke fanzur mâzâ terâ. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi, hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Her ikisi de, Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selamun ala İbrahim. Selam olsun İbrahim'e. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ Biz de ona, salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ Kendisine de, İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de. İnna ahlasnahum bi halisatin zikraddar. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. İnnehum
عندنا لمن المصطفين الأخيار. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. وَاِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. İllellezî fatarani fe innehu seyehzîn. Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. Ce'alaha kelimeten bâkiyeten fî akibihî leallehum yarci'ûn. O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim, ey değerli elçiler dedi. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. سَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Derken, oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. اِبْرَاه۪يمَ الَّذ۪ي وَفَّى Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي
النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Ey ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. Onlarda sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, bilsin ki Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur.